Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Ceresun'da bulundu. İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner görüşme sırasında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Değerli arkadaşlarım, bugünkü ortağım memlekete. Yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bütün vali arkadaşlara söylemekten kendimi alamadığım husus şudur. Şüphesiz vali arkadaşlar devletin o bölgede temsilcileridir. Dolayısıyla sureti katliye de yansız hareket etmek durumundadırlar. Vatandaşların bütün ihtiyaçlarının en iyi şekilde bölgevi olarak hale çalıştırmak ve devlete olan güvenini arttırmak, güvenini tam olarak tesis etmek vali arkadaşlarıma düşen başlıca görev oluyor. Bu konuda Türkiye 1979 ve bunu müteakip 1980 yıllarında OECD çerçevesinde iki kere taahhüt vermişti. Fakat her iki taahhüt de şimdiye kadar işler halde değildi. Ve usulsüz atamalar yaptırdığı, böylece görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Mataracı ile birlikte Yüce Divan'da yargılanıyor. Tuncay Mataracı ve Şerafettin Elçi ile birlikte Yüce Divan'da yargılanan oradaki ilgililerden başta valiler olmak üzere vilayetlerin problemleri hakkında bilgi aldım. Bunlar üzerinde hükümetimizin değerli üyeleriyle ilgi o kendi konularında olan hususlar üzerinde görüşme yapmak üzere bu toplantıyı tertip ettim. Bu arada da bazı konular üzerinde de görüş teatisinde bulunacağız. Toplantımızın gayesi budur. Bildiğiniz gibi devlet başkanı arz ettiği takdirde bakanlar kuruluna başkanlık da yapabilir. Bunun ilk başlangıcını bugün yapmış. Ali Güner'i, Tahir Büyükkörükçü, Lütfi Doğan ve Korkut Özal'ın sorguları yapıldı. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın sorgusu ise geçen haftaki ilk duruşmada yapılmıştı. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'la bu partinin yönetici ve üyelerinden olan 34 sanık, Yüksek Öğretim Kanunu konusunun çok tartışıldığını, çok yazı yazıldığını kaydeden Devlet Başkanı Evren, kabul sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi. 12 Eylül sabahı Türk milletine yaptığım konuşmada değindiğim bir pasajı burada okumak istiyorum. Hafızalarımızı tekrarlamak için. Aynen şöyle demiştim. Düşüncelerimiz dinimiz üzerinde ve aklı bir yandan üniversite dışından dalı olmasını temenni ediyorum. Hatta satın alınmalarını sağlamak ve nihayet insanların duygu ve inançlarının olabildiğince çarpıltılarak organizasyonunu sağlayabilmek amacıyla hukuk masası kurulmuştur. Hukuk masasının amaç ve eylemleri o kadar geniş ve kapsamlıdır ki bu amaç ve eylemler hukuk masası olarak... Böylece 587 sanıklı bu davada sanık sayısı 301'e indi. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 numaralı askeri mahkemesinde daha sonra sorgulamaya geçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş sorgusunda hakkındaki iddiaların gerçeğe uymadığını söyledi. Türkeş, kendisinin ve partisinin her türlü diktaya, totaliter rejime ve ırkçılığa karşı olduğunu, en ağır şartlar altında daima anayasanın başlangıç ilkelerini savunduklarını anlattı. Hayır. Herhangi bir isim verildi mi şeyde, şimdi ben size söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni kurulacak hükümetle ilgili görüşlerini bize ifade ettiler. Sahip çıkarak yürütürüz. Sorunuz varsa cevaplandırırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı bugün bir basın toplantısı yaptılar. Güven oylamasından sonra. Yıllardan beri sürüp gelen ağır bunalım böylece sona erdi diyorlar. Acaba bir cevap vermek ister miydiniz? Bunalım çıktı deyince bunalım çıkmaz. Bunalım sona erdi deyince...